Bedir gazvesi olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabını böyle harp nizamına diziyor. 313 kişi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sırayı kontrol ediyor. İşte bu başa gidiyor, bu başa gidiyor. Hepsi böyle dizilmişler. Sevad İbni Huzeyye isminde bir sahabi var radıyallahu anh. Hafif de tombul bir sahabi sırayı bozuyor. Böyle bir adım öne çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Sevad diyor bir adım geri çık diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu başa gidince sonra geliyor yine sırayı kontrol ederken Sevad yine bir adım önde. Sevad diyor bir adım geri çık diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam üçüncü sefer geldiğinde elindeki asasıyla böyle karnından ittiriyor. Sevad diyor ben sana bir adım geri çık demedim mi diyor. Sevad diyor ki ya Resulallah diyor canımı acıttın diyor. Abi ordu, savaş böyle bir atmosfer. Ya biz niye peygamberi seviyoruz? Niye peygamberi sevmeliyiz? Anında şunu yapıyor. Açıyor göğsünü Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sevad diyor sana ben ne yaptımsa aynısını da sen bana yap diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam göğsünü açmış ya. Sevad İbni Huzeyye onun göğsüne bir öpücük konduruyor. Diyor ki ya Resulallah diyor ben bilerek sırayı bozdum diyor. Taktik yaptım tabiri caizse. Ve bu diyor savaşa gelmeden önce Rabbime şöyle dua ettim. Dedim ki ya Rabbi bu savaşta beni şehit olarak katına al. Ve benim bu dünyada son dokunduğum, bana son nasip olan şey peygamberden bir parça olsun. Sevad İbni Huzeyye'nin bu dünyadan son nasibi peygamberin göğsüne kondurduğu öpücüktü. Ve o savaşta Bedir gazvesinde 14 tane şehit var. Onlardan bir tanesi de Sevad İbni Huzeyye'ydi. Bak bu değil mi? Bir peygamber sevgisi, peygamber sevdası ve ispatlı abi. İspatlı değil mi? Allah ispatını da ortaya koymuş. Şöyle bir şey var abi. Bir gün Sevban radıyallahu anh evinin kapısında oturuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam evden ayrılmış. Ağlıyor. Hüzünlü, mahzun. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelince diyor ki Sevban diyor bu ne hal? Rengin benzin atmış. Bir müminin peygambersiz bir günü geçtiği zaman rengi benzin atması lazım. Peygamberin bir sünnetini hayata geçiremediği zaman hasta olması lazım. Uykusu kaçması lazım. Derdi en azından böyle olması lazım. Bir onun sünnetini, bir rehberliğini, bir örnekliğini hayata geçirin. Hani bu tabloyu elbette hepimiz biliyoruz. Rengi benzi atmış. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, ya Resulallah diyor, benim aklıma şu geldi. Allah nasip etse, rahmet etse, sen de cennete gireceksin, ben de cennete girsem, sen diyor orada peygamberlerle birlikte olacaksın. Makamın âli olacak, yüksek olacak. Ben ise sıradan bir kul, aşağı yerlerde olacağım. Ben diyor bu dünyada senin bir anlık, bir saatlik ayrılığına dayanamıyorum. Cennette diyor sensizliğe nasıl katlanacağım? Peygamber aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik öyle söylüyor. Peygamberin dilinden duyduğumuz, benim duyduğum en güzel müjdeli söz bu sözdü diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Abi bu dünyada en çok kimi seviyorsan ahirette de onunla birlikte olacaksın. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi.